Adım Adım Yöremiz programında Sivaslı ilçesine bağlı Samatlar köyündeyiz. Samatlar köyü 1300'lü yıllarda kurulmuş. Uşak'a bağlı, Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı bir köyümüz. 1300'lü yıllarda kurulan bu köyün tarihiyle ilgili aslında çok da somut bilgiler yok elimizde. Bilebildiğimiz tek şey Samıt Dede adında bir zat gelmiş bu köye yerleşmiş. Samıt Dede'nin bir kardeşi bugünkü Salmanlar köyüne, bir başka kardeşi ise Samatlar köyü ile Salmanlar köyü arasındaki bir alana yerleşmiş. Daha sonra zaman içinde bu kardeşler birer han yaptırmışlar ve Samatlar köyündeki Samıt Dede Hanı, Salmanlar'daki Salim Hanı ve bir de bu iki köyün arasındaki Murat adındaki zat kardeşleri de Murat Han'ı yaptırmış. Uşak Sivaslı arasında yolculuk edenler bu hanlarda eğleşmişler, bu hanlarda gecelemişler. Evet, Samatlar köyü Uşak'a 23 kilometre, Sivaslı'ya ise 15 kilometre mesafede. Geçimi daha çok tarım ve hayvancılık üzerine kurulu olan Samatlar köyünün nüfusu ise en son sayımlara göre 680 civarında. Yanımızda Samatlar köyünden Salim Aşçı var. Samıt Dede kimdir? Kitaplarda, kaynaklarda böyle anlatılıyor ama köyde nasıl tanınıyor, biliniyor Samıt Dede? Köyde de aynı ya. Bizim kitaplarda okuduğumuz şekilde bildiğimiz yani bu şekil. Bunun haricinde bir şey biz de bilmiyoruz yani. Eski adamlar bize bunun şeysini anlatmadılar. Kitapta yazıldığı şekil neyse odur yani. Hacım Sultan'a bağlılıkları konusunda bir Hacım bilgi var mı? Sultan'a devamlı giderler gelirlermiş. Çitlen karşısında Durasıllı var. Orada var bir dede. Ondan dedecikteki dede bu Samıt dede üçü birleşir Hacım Sultan'ına gider. Orada onu ziyaret ederler geri gelirlermiş. Bildiğimiz bunlar yani bizim. Hacım Sultan'a bağlı bir Hacım Sultan'a dergah olabilir. bağlılarmış yani. Hacım Sultan'ına bağlılarmış. Köyümüzden bahsedersek, Samatlar köyünü nasıl anlatırsınız? Biz geldik, köyü tanımıyoruz. Nasıl anlatırsınız Samatlar köyünün özellikleri nelerdir? Yani özellikli olarak bir şey yok. Tarımla ilgili köy, hayvancılıkla ilgili bir köy. Kuru tarım, sulak arazimiz yok. Yani kuru tarımda bir köyümüz böyle. Köyün hemen her köyde vardır. Belli başlı sülaleler vardır, aileler vardır işte. Samatlar'da bu tür aileler kimler? Onların lakapları neler? Samatlar'da kurucu olarak Gavak Lavadır, Kırmızı Lavadır, eski adıyla Mercimekle derler, Sarımetle var. Bunlar ilk kurucular bunlar. Sonra dıştan gelip üremele çoğaldı tabii. Köyü 80-100 haneye çıkardı. Bir köy oluşturdu. Köydeki belli başkaca sülaleler hangileri köyde? Ya köyde sülale olarak sayarsam çok canım. Uysallığa var. Ondan sonra Aşçılar Oymağı var. Özlemler var. Hasan Hüseyin'le işte Özlem'le ya. Onunla var. Yüksel'le var. Yüksek'le var. Hem Bekirler. Yüksel, Bekir'le Yüksek. Murat Lankınlar da Yüksel. Bunlar var. Çümenler var. Hayli Han, geniş. hancılar var. Hayli geniş. Koca Mustafa'lar. Oymağı, koyuncular var. Köyümüzde kendine özgü sadece işte Samatlar'da söylenen maniler, türküler var mıdır öyle sadece Samatlar'a ait? Ya eski şeyler kalmadı. Eskiden mesela odalarda oturulurdu, toplanılırdı. Bayramlarda bir deve yapılırdı. Kurban Bayramı'nda köyün içi gece gezilirdi. Ya yani bunlar hep kalktı galiba, hep oda şeyleri kapandı. Köy odaları Köy kapandı. odaları kapandı.
Siz de o oyunlara katılmışsınızdır. O Oyunlar. anlattığınız devenin dışında ne gibi oyunlar oynardınız? Yani Şimdi gençlik bilgisayarın dışında eğer bilgisayar yoksa vakit geçiremiyoruz. öyle canım Siz öyle. neyle vakit O zaman geçirirdiniz geceleri? elimizde bir tef olurdu. Türkü çeke çeke sokakları dolaşırdık. Gece. Hiç aklımızda, dimağımızda o türkülerden bir var mı? Yok amcam, ben o işlerle hiç ilgilenmedim. Şimdi hakikaten o şeylere ilgilenmiş olsam, 2 senedir ben televizyonda türküler dinliyorum. Bir kelimesi aklımda kalıyor mu? Kalmıyor. Hep hap kullandığım için mi? Nasıl şey bilmem hiç. Eski bildiklerimi de unuttum yani. Teşekkür ederiz. Oldu, sağ olun. Siz de geldiğiniz için köyümüze biz teşekkür ederiz. Arpalar hasır oldu, sevdiğim nasıl oldu? Sarmaya kıymaz iken eller Evet, Samatlar Köyü'nde bir evdeyiz. Ve evimizde hanımlar bir şeyler yapıyorlar ama ne yapıyorlar? Nedir yaptığımız? hamursuz Adı hamırsız. adı hamursuz haşhaşlıyoruz, yazıyoruz, pişiriyoruz, hamursuz. Sadece haşhaş ve hamur mu? Sadece haşhaşının hamur. Peki başka civar köylerde, çevre köylerde de yapılır mı bu hamur? Etraf köylerimizde yapıyorlar. Hamırsız yaparken böyle sadece suskun suskun durur musunuz? Sadece çalışır mısınız? Bu kuru kuru da gitmiyor galiba. Çalışırız hem konuşuruz. Neler yaparız? Ah, onu haşhaşlayam deriz, onu yazam deriz, onu pişirem deriz. Böyle konuşuruz. Arada türkü söyleriz. Türküyü bilmiyoruz yavrum, bir türküyü söyleyemiyoruz. Ama bana öyle söylemediler. Siz aslında çok güzel tef çalıp türkü söyler misiniz? Hiç tef çalmadım. Türkü de söyledim ya. Aklımda değil. Bir aklında var. Peki kime sorayım ben? Bana sizi gösterdiler. Köye geldiğimde sizi söyledim. Kazi çeki veriyormuş. Kazi çeki veriyormuş. Burada iş yok. Merhaba, kolay gelsin. Sizi tanıyalım. Selda, aşçı. Siz de hamursuz yapıyorsunuz. Şimdi ikimiz de aynı açmıyoruz. Evet, o orada bezeliyor, ben burada açıyorum. Pişirme işini kim yapıyor? Yok, ona şimdi ben yapacağım. Evet. O zaman kayışın çoğunu size atmış. Öyle oldu. Genellikle ablam yapıyordu ama. Bana devretti. Küçük olmak yok mu dedim. Yani. Kolay gelsin. Sağ ol.
evet, Samatlar Köyü'nde Kudret Akbay'la birlikteyiz. Kudret Akbay ya da Çavuş Dayı. Evet, ben bu kadar tanıtayım. Siz kendinizi tanıtır mısınız? Ne tanıtacağım ben Osman'a? Evet. Şimdi boşuna Çavuş Dayı olmadık. Nasıl Çavuş Dayı olduk? Önce oradan başlayalım. Çavuş Dayı. Çavuş Dayı işte, toplum içine girdik, Çavuş Dayı olduk. Eş, dost, sevdi, saydı. Herkes Çavuş Dayı dedi, Çavuş Dayı olduk, gittik. Askerlikten mi kalma bu Çavuş Dayı, yoksa sonra... Tabii askerlikten kalmadım, askerde çavuşladım. Geldik buraya da çavuş olduk, gittik. Yiğit lakabıyla anılırmış. Tabii, lakabıyla anılır. Bize de Çavuş Dayı dediler, Çavuş Dayı olduk, gittik. Tabii yani şimdi... Bölük komutanın bir vesiyeti vardı bize de. Evet. Eskiden Çanakkale'den gelme Ahmet Çavuş'la, Mehmet Çavuş'la va derdi. Siz de çavuşlarınız burada kalmasın, ölesiye kadar bu çavuşluğu devam ettirin derdi. Cafer Atilla diye bir yüzbaşımız vardı. O Talat Aydemir'in iktidar yaptığında vuruldu. Evet, sizde en önemli özelliklerinizden, sizi Çavuş Dayı yapan özelliklerden biri de benim duyduğum kadarıyla avcılık merakı. Avcılık. Zamanıyla ata bindik. Av avladık. Toplum içine girdik. Cemiyet içinde. Herkes tarafından sevildik. İşte Çavuş Dayı olduk, gittik yani. Avcılıkla ilgili herhalde avcıların bitmez tükenmez anıları vardır. Sizde nasıl anılar var avcılıkla ilgili? Avcıların tabi anısı olur da. Birini bir paylaşsak. Vallahi böyle bir hatırımda kalan bir şey kalmadı be Osman. Hı-hı. Avcı, çok avladık, gezdik. Eş dost tarafından beraber gittik geldik ama aklım gitti galiba Osman. Akıl. Hatırlamıyoruz yani. Cirit de var, ata binmek. Bindik o zaman, 50'li yıllardaydı o. O zaman da... Yok öyle demeyin, şimdi öyle de oldu mu? Biraz yaş ortaya çıkıyor. Çıkacak ama lazım. Ama siz de hala böyle maşallah 30 gibi falan gösteriyor. Yok canım. Yaş gitti. Ya 30 gibi gösteriyor. Şimdi sorsak burada. Amcama sorsam, amca kaçtır Çavuş Dayı'nın yaşı? 30 kadar amca. Daha gecesi, göstermiyor ya. Daha göstermiyor. 35 falan var. Daha göstermiyor. Gecesini saymasak bizim yaş göstermiyor. Göstermiyor değil mi? Göstermiyor. Gölgede çok oturduğumuzdan mı? Bilmiyorum galiba. Yani dağda çok gezdiğimizden. Dağlara sor gitti Osman. Şimdi dağlarda çok gezdiğimizden. Ya dağlarda çok gezdiğinizden, ya gölgede çok oturduğunuzdan, ya da evde çok iyi baktıklarından. Ya yani evde de bakıyorlar da dağda çok temiz havada. Bakıyorlar. Gezdiğimizden çok. Evet. Bakıyorlar mı evde? Bakıyorlar. Vallahi bir taraftan da zaten. Ben bakıyor. Bir taraftan da atıştırıyor. Evet. Samatlar Köyü siz muhtarlık da yaptınız. Yaptım bir dönem. Evet. Nasıl bir köy Samatlar Köyü'nü anlatsanız? İyidir Samatlar işte. Çalışır, çabalar, kurak bir köy. Ekin mahsul su olmadığından o da kendi kendini gıp besliyor. Evet. Kendi kaderiyle uğraşan bir köy Samatlar Köyü. Peki sizi Türkiye'nin değişik yerlerinde, yurt dışında izleyen köylülere, Samatlarlılara, yakın köylülere neler söylemek istersiniz? İzleyenlere selam söyleriz. Ne söyleyeyim? Çavuş dayılarını hatırlasınlar yeter. Yad etsinler. Samatlar Köyü'nde canlı kütüphane ya da ayaklı kütüphane diyebileceğimiz bir köylümüzle birlikteyiz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyim ben? Ben malum olduğu gibi Uşak Sivaslı'nın Samatlar Köyü'nden Mustafa Cabbar. Siz Samatlar Köyü'nde işte ayaklı kütüphane, yaşayan kütüphane olarak biliniyorsunuz. Estağfurullah, öyle diyebilirler. Evet. Öncelikle köyümüzden başlayalım. Samatlar Köyü'nün kuruluşundan, Samatlar Köyü'nü kuranlardan kimler kurmuş, kimler öncülük etmiş Samatlar Köyü'nde? Şimdi öğrendiğimiz kadarıyla durum şöyledir. Malum olduğu gibi
Osmanlı'dan önceki devirlerde de hep bütün uzak olan mesafelerde kervansaraylar olduğunu biliyoruz. Bu köyün olduğu yerde Semut Hanı diye bir han varmış. Aynı zamanda şu komşu köy, kuzeydeki 2,5 kilometrelik köyün olduğu yerde de bir Salim Hanı. Bu köyün batı kuzeyinde de bir Murat Hanı diye üçlü han. Bu hanlar Kütahya ve Çal arasındaki kervan yolunun üzerinde kurulmuş birer han olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Murat Han'ın sahibi ölmüş. Samut Han'da bu köyün olduğu yerde sahibi ölmüş. Yerinde yerli olarak 8 aile kaldığını da iyi biliyoruz. Bunlardan birincisi Bey Ömer oğulları. İkincisi Kırmızı oğulları. Üçüncüsü Alaşehirli oğulları. Dördüncüsü Ayrancı oğulları. Beşinci Kavak oğulları. Altıncı Cabbar oğulları. Yedinci Hatip oğulları. Sekizinci Kahya oğulları diye 8 haneden müteşekkil olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Sonraları bu köyden, bu köye 14 daha komşu köylerden buraya gelerek bu köyün bu hali bulduğunu öğreniyoruz. Halen bu köyün kurucusu olan o Semut Dede köyümüzün batısındaki bulunan, halen türbe halindeki görünümü ile ayakta bulunan bir zata mahsustur. Köyümüzü Samut Dede ya da Samet Dede kurmuş. İlk köyümüze yerleşen o, evet. Köyümüzde bir de han yaptırmış, öyle mi? Evet. İnsanların konaklayabilmeleri için, burada geceleyebilmeleri için. Evet, Kütahya ve Denizli Çal arasındaki ünlü bir kervan yolu varmış burada. Evet. Köyümüzün kültürel özelliklerinden, geleneklerinden de bahsetsek, nasıl bir geleneğe, kültürel özelliğe sahiptir Samatlar Köyü? Köyümüzün özelliği şöyledir. Daha benim bundan 50 yıl öncekinden bugüne kadar tanıdığım ile daha 40 yıl öncesi fakir kimselere, çifti olmayanlara, hayvanı hastalananlara Cuma günleri toplanırlar, çiftini sürerlerdi. Ekinini biçerler, imece halinde çalışırlar. Birlik ve beraberlik içerisinde köy odaları vardı kış aylarında. Oralarda toplanırlar, sıkıntılarını dile getirirler. Orada hem sohbetlerini yaparlar, hem de sorunlarına çare bulmaya çalışırlardı. Bundan 45 yıl önceki bir Ankaralı diye adlandırdığımız bir öğretmenin önderliğiyle bu köyde bir istishal kooperatifi kurulmuştu. Yani kalkınma kooperatifi. O kooperatifin aracılığıyla dış Avrupa devletlerine 9'an 3 kişinin gittiğini biliyoruz. Ekonomiye büyük katkısı olduğu malumdur. Sonraları o kooperatif 80'li yıllardaki enflasyonun yükselmesi nedeniyle kendini geliştirememiş ve feshedilmek zorunda kalmıştır. Bizzat ben kendim o kooperatifte 27 yıl gibi bir denetim kurulunda da görev almış bir şahsım. Ankaralı diye bahsedilen sanırım Ömer Kuşhan hoca mıdır? Evet. Evet, Ömer köyü Kuşhan hocamızdır. Yedek subay öğretmen olarak köyde çalışan. Evet, yedek subay öğretmen olarak çalışmıştı. 1961-2 yılında gelmişti. 1964 yılında bu köyden ayrılmıştı. Aslen Kars'ın Sarıgamış ilçesi nüfusuna kayıtlı. Ankara'da ikamet ettiği için Ankaralı diye halen kendisinin sağ olduğunu
öğrenmiş bulunuyoruz. Hatta bir dönem 89 ve 94 dönemlerinde milletvekili olmuştu. 83-87 yıllar arasında evet, evet milletvekilliği yapmıştı. DSP'den milletvekili olarak seçilmişti. Evet. Başkaca Samatlar hakkında söyleyebileceğiniz, Samatları tanıtmak adına söyleyebileceğiniz ne gibi özellikleri vardır Samatların? Samatlar köyü gerçekten kültürüne sahip olan bir topluluktur. Bu köyde tanıtılması gereken bazı özellikleri vardır. Örneğin bu köyün bazı sınırları dahilinde bilhassa şu Akçapınar dediğimiz bölgelerde eski tarihi özellikleri oralarda köyün bulunduğu bilinmektedir. Bugünkü kalıntılarıyla beraber buraların araştırılarak tarihi bir şeylerin bulunabileceğine inanıyorum. Ve o Akçapınar denilen yere şimdi bir gölet yapılmıştır. Halen oradaki mevcut olan sulara ben kendim ihtiyar hiyetinde 83 yılında görev aldığım zamanlar bir jeolog mühendis çağırıp o suyu kontrol yaptırmıştık. O suyun çok şifalı olduğunu söylemişti. Fakat ayrı bir özellik olarak su işletilmedi. Diğer sular katılmış oldu. Halen mühendisin şu sözünü hiç unutamam. Siz uyumuyorsunuz. Eğer bu su Sagıp Sabancı gibi veya Vebbi Koç gibi birilerinin eline geçseydi, işletilseydi buraya gelen turist kendi kullandığı ilaç şişesi dahi olsa cebinden boşaltır ilacını hanımına hediye olarak götürürdü bu suyu dediğini hiç unutmuyorum. Tarih 8 Haziran 1983 idi. O günden bugüne bu su maalesef boşa akıyor. Maalesef o su bir zaman köyümüzün içme suyuna katılmıştı. Şimdi aynı zamanda Banas çayına akmaktan başka bir şey yapılmıyor. Bir de Samatların bayram ve düğün geleneklerinden söz edelim. Bayram gelenekleri, bayramda nasıl davranılır, neler yapılır, düğün gelenekleri nedir Samatların? Şimdi benim çocukluğumda bir hafta bayram yapılırdı. Düğün başlamadan 15 gün evvel köy müstesna bir semtinde toplanılır. Orada bir taş üzerinde dübek denilen bir taş üzerinde keşkekler dövülür. Bulgurlar hazırlanır. Birkaç gün sonra komşular kağnılarıyla toplanır. Odun getirilir dağdan. Sonra perşembe günleri nişanlı olan kıza gelin hazırlık olaraktan kına yakılırdı. Cuma günü oğlan evinde öğlen sonra diyor da düğün başlar. Akşamına maşala denilen bir ateş yakılırdı. Başında çalınır, oynanır. İkinci günü kız evinde kadınlar toplanır. Avluda erkekler toplanır. O günde bir muhabbet yapılırdı, şenlik yapılırdı. Üçüncü günü yine oğlan evinde. Halen gelin almaya giderken şeymen hazırlanır. Davullar, zurnalar çalınır. Atlılar cirit oynar. Böyle bir törenle gelin ata bindirilerek dört kişinin atı tutarak çevirme yetmesi, dolaştırmasıyla köyün muhtena semtlerini örneğin kabirlik, cami, göl ve köyün etrafını dolaştırarak tören yapılır. Şenlikle gelin indirilirdi. Dördüncü günü yine gelinin gitmiş olduğu evde öğlene kadar önce erkekler sonra kadınlar orada yine toplanır, çalar, oynarlar. Ve ondanki sonraki gelecek bir haftanın içinde de komşular, dostlar, akrabalar o gelinin evine yemek yaparak yine üçer beşer giderek muhabbet yaparlardı. Şimdi ise bugünkü gelenekler kısmen de olsa
aynı gelenekler sürdürülmektedir. Fakat eskiye nazaran pek o kadar değildir. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Memnuniyetle efendim. Estağfurullah. Samatlar Köyü'nde selektör denilen makinenin başındayız. Yanımızda da köy ihtiyar heyetinden Gazi Aşçı var. Nedir selektör makinesi ve bunun köylüye faydası, katkısı ne? Selektör makinesinin faydası ve katkısı. Faydası bu sertifikalı diye aldığımız tohumlar. Yani TİKEM sertifikalı, ne bileyim herhangi anaç tohumlara benzemez ama onlara yakın bir olarak temizlenen ve tarlamızı ektiğimiz. Yani şu, görebilirsek kırığı, deriği, ne bileyim tohumu, herhangi ot tohumlarının hepsini temizleyip sıfır tohum haline getirmek. Olay şu, ilaçlanıp tertemiz, TİKEM sertifikalı tohuma yakın bir anaç tohum elde etmek maksadımız. Yani tarlaya attığımız 30 kilo tohum atıyorsak bunun en az 4-5 kilosu kırık ve ot tohumundan çıkar. Ya bu 4-5 kilo ot tohumunu bu kendi makine ayırıyor. Hayvanlarımızı yem olarak kullanıyoruz. Yani köyümüze katkısına gelince samatlar, salmanlar, kökez, hacım, yani ne bileyim yakın çevremiz veya Sivas'tan da gelenimiz oluyor. En az yılda 100-150 bin tona yakın bir çalkama yaparak köyümüze bir katkı sağlıyoruz. Aynı zamanda ilaçlama da galiba tabii yapıyorsunuz. Tabii ki ilaçlamasını yapıyoruz. Evet. Yani zaten direktmen ilaçlamadan çıkıp tohum haline o şekilde geliyor. İlaçlamanın katkısı ne? Daha sağlıklı bir ürün elde etmek mi? Evet, sağlıklı ürün ve kara doğa olsun, ne bileyim herhangi bir hastalığa karşı ilaçlayıp tohum attığım zaman muhakkak, yani ziraatçılarımızın da bize önerdiği sertifikalı tohum ve ilaçlı tohum kullanın. Yani sertifikalı kullanamıyorsa, kendi tohumumuz temiz tohumsa, iyi tohumsa burada selektörden geçirip temizleyip ilaçlayıp tarlamızı ekiyoruz. Böylece kaliteli bir ürün elde etmiş bulunuyoruz. Verimli, daha kaliteli. Tabii ki. Evet, Samatlar Köyü'nde sağlık ocağının önündeyiz. Evet. Köyümüzde sağlık ocağı var. Onunla ilgili neler söyleyeceksiniz, nasıl bilgiler vereceksiniz? Sağlık ocağı köyümüzde aşağı yukarı 2000 yıllarında yapıldı. Sultan ve Halil Yiğit tarafından yaptırılan bir sağlık ocağı. Sağlık ocağında ebe her gün mevcuttur, yani haftanın 5 günü. Artı haftanın belli bir günlerinde Sivas'tan doktor gelir. Yani köylümüze karşı bu şekilde bir yakınlaşma ve sağlığı faydası oluyor. Evet, onun dışında köyümüzde okul var mı? Okul var. İlkokul 4'e kadar artı ana sınıfı var. Düğün salonumuz var. Evet. Açık ve kapalı. Çocuklara parkımız var. Futbol sahamız var. Ne bileyim çeşmemiz, göletimiz, yani bayağı bir geniş. Şimdi bu biraz önce gördüğümüz gölün dışında gölet de var. Gölet de var, evet. Göletle ilgili bilgi verebilir misiniz? Gölet, nerede, ne kadar genişliği? Aşağı yukarı 2000 metre çevresi vardır. 2000 metre karelik ya da 2500 metre kare bir alandır. İçerisinde balık barınıyor. Köye bir ne bileyim süs veyahut da karşıdan gelene karşı, ne bileyim yangına karşı herhangi bir ilk etapta müdahale edilebilecek bir havuz sistemimiz var. Sulama amaçlı da kullanabiliyor musunuz? Göle? Şu anda sulama amaçlı kullanamıyoruz. Yani çok derinde olduğu için, yukarı çıkması çok imkansız, biraz da masraflı olduğu için sulama için kullanamıyoruz. Sadece balık beslemek. Evet, balık ve yangına karşı yani herhangi bir müdahalede kullanılacak bir amaç. Yani havadan helikopterler alabilecek suyu. Onun dışında köyümüzde ilkokuldan sonra ortaokul, lise kısmında çocuklar eğitimlerini nerede görüyorlar, nasıl görüyorlar? Ortaokulu Kökez'e gidiyorlar ve taşımalı olarak Kökez ve Sivas üzerinde gidiliyor. Hı hı. Bazıları bu sene Sivas'a gidiyor, bazıları Kökez'e. Çocuklar dışarıda yani. Dışarıda, evet. Sadece buraya 4'e kadar var. Ana sınıfı artı 4. Bu bir güçlük yaratmıyor mu, bir zorluk olmuyor mu özellikle kış aylarında? Araç olduğu için sorun yaratmıyor. Yani taşımacılık olduğu için. Yani çünkü genelde Türkiye'nin geneli böyle olduğu için. Hı hı. Türkiye'de genelde taşımacılık iş olduğu için burada da mecburen o şekilde. Evet, burada. Evet, Samatlar'da çatı altında sohbet halindeyiz. Biz de geldik yanınıza. Efendim merhaba. Merhaba, ne deyin? Sizi tanıyabilir miyim ben, kim? Ben Fikriye Koca Bıyık. Evet. Ha. Şimdi ne yapıyoruz burada gölgede çatının altına oturmuşuz? Oturuyoruz, merhaba diyoruz. Valla ben geldiğimde başka muhabbetler vardı, dede muhabbeti falan. Bilmiyorum ne dedi. Dedeciğim bilmiyorum. Dedeye başka bir hanım bulalım diyorduk. He. Hanımlık yeri yok. Ya oraya gideceksin diyor. Ya orada ne işi var erkenden? Erkenden yaşı yerinde. Yaşı yerinde. Yani bilmiyorum, daha orası hayli uzak gözüküyor. Ben şöyle baktım, hayli uzak orası dedeye.
Kalan uzak uzak gideceğiz, yapacağım. Vakti gelen gidecek de henüz daha vakit var ya, erken daha. İyi bakalım kalan. Ne oldu, harman işleri falan bitti herhalde. Bitti kalan, bitti. Hepsi bitti. Şimdi sohbet zamanı. Şimdi benim bir aklıma bir bazı mı? Her şey geliyor, ne abi geliyorsa. Şimdi hatırlamadan da bir şey gelmedi aklıma. Hadi. Hatırlayalım biraz, şöyle hatırlamaya çalışalım. Şimdi bir şey yok. Bir şey yok mu? Ha. Ben şöyle geçeyim ileri doğru. Okumayacaksın sen, biz vereceğiz. Deceksin ben düşüne koyacağım ya. Ya da koyacaksın, not edeceksin. Şimdi aklımda bir şey yok. Evet. Ben şöyle geçeyim ileri doğru. Siz de şöyle bir düşüne koyun bakalım. Şimdi ben hayırlı Allah bir ölünmesin. Dayıca yatırmadan, kaldırmadan onu düşünüyorsun galiba. Orayı aldım gözüme, onu düşünüyorsun. Şimdi bakış açısı biraz ters. Orası kuzeye doğru, siz doğuya doğru bakıyorsunuz. Şimdi bakış açısı ters biraz. Ah, bunu kunal. Hunum hunum lafını al sen. Bunu mu alalım? Kunal. Onu da alalım bu, da. Bu biliyor laf, ben bilmiyorum. Sizin sayfada olmadı ama daha. He? Sizin sayfada olmadı daha. Hoş olmadı. Evet, sizi tanıyalım. Siz, biliyor musun ben kimi? Ben biliyorum da. Paltalı ben de, paltalı ben de. Ben de öyle demeyim zaten. Ne efe? Paltalı. Neden paltalı demiş? Aha. Gezen. Teyzen mi diyor? Gezen. Öfkeli anlamında mı diyor? Ne yaptın teyzeme de baltalı dedi. Burada bir tomay saldın. Onun da kantarı yokmuş adamın. Ben de kaç dedim kantarı getirin diye. Onu oturuyormuşum. Kalk paltalı dedi bana. O paltalı da kaldı adım yavrum Ali. Paltalı da kaldı. Ona diyorlar paltalı. Paltalı diye. Oğlum gelene gidene nacak çekiyor. Nacağı çekiyor. Aynı benim olan bir yerden gelirken bir şey diyorsun. Hemen nacağı vuruyor. Ona paltalı diye ona diyorlar. Pek masum değilmiş. Masum mu dediğim yani öyle yok. Terazi alam gelem kadar masum değilmiş. Bak. Balta çekiyor, nacak çekiyor diyor. Çekiyor. Gel ona bakma sen bundan lafına diyeceğim. Öyle işte laf çıkarıyorlar beni vere, öne gülüşeceğiz diye bana vere laf ettiriyorlar. Ben de gelirene çekişiyorum buradan. Kimine kırmızı pointür diyorsun, kimine yaslı diyorsun, kimine şey diyorsun, ona çek, ona diyorlar yenge. Yani durduk yere adınızı kötüye çıkarıyorlar. He, kötüye çıkarıyor. Ben de canım kızıyor diye veriyor. Neydi? Yani hak ediyorlar. Hak ediyorlar. Hak edince söyleyeceksin yani başka. Söyleyeceğim canım, ne işecek işte Allah oraya götürecek galiba. Biz gideceğiz araba amcanın yanına. Araba amcanına. Herkesin gözü orada yani, aceleleri var galiba. Ne edeceğiz galiba derken, kim bakar, kim eder. Kim bakmıyor evlatlar galiba, ne edeceğiz? Niye, buralardaydı Yaşar. Yaşar buradaydı. Ya, Yaşar bak şikayet var, bakmıyormuşsun. Bakıyor bak işte karşı. Aha bakıyor. Bakıyor bir de bakmıyor diyorsun. Bakmıyor demedim canım. Bakmıyor dedim mi ben? Şimdiki evlatlar bakmıyor dedi. Şimdiki evlatlar. Yaşar bakmıyor demedi, tamam demedim şimdi. Canım. Oğlumu karıştırmadım. Tamam. Şimdi Yaşar bak. Ben isem de sen isen de bir kere ayrılıyor adam. Şimdiki evlatlar öyle canım. Bir benimki deli. Of. He. Bir de daha hala gözün orada yani ha. Gözüm orada olma mı, yarın yatarsak? Maaş geliyor. Yaşar bakıyor. Daha niye gözün orada? Bak, gözüm orada olmaz nasıl? Yatalak olursak, kimse bakan olmazsa ne edeceğiz o zaman? Hani oraya diri gidem diye diyorsun. He, öyle elimiz ayağımı tutarken gidem diye diyorsun. Hani diri yatam demiyorsun. Elimize ev tutarken Allah Cenab-ı Allah hayırlı ölünmesin diyor. Amin cümlemize, amin cümlemize hayırlı ölümler versin. Hayırlı ölümler versin cümlemize. Evet, Arı da geldi bu arada galiba. Sizin nasıl durum? Durum işte. Ne mayışın ma, ne kayışın ma işte. Bili Mehmet bakarsa bakacak, bakmazsa yok bir şey diyeceğim. Bu eve verilirse bu eve işte orada duracağız. Öyle mi takir, o yanına uyumadılar. Nerede uyacaklar yavrum? Allah uzun ömürler versin, sağ olun. Burada olur mu canım sizde? Okulun bahçesine girer. Aa, olmaz. Azıcık toplu içinde olur. Dört tane kaşınla oynuyor bu bebek. Çatlak kar. İki kaşınla kim oynamış da biz oynayacağız. Dört kaşınla oynar, çatlak mı kar ya? Niye paltalı dediniz siz şimdi? Benim arkadaşımın anlattı. Paltalar veriyordu ama paltalı dedik. Sinirlerini veriyordu ama. Dezene bakma, bir şey yoktu. Kalk paltalı dedi herkese, yabancısına, mazotçusuna duyurdu.
Hepsine duyurdu. Ben mi dedim? Ekmekçimle paltalı ben işliyorum dedi. Ben mi dedim? Vallahi öğür gelmiş de burada durdu. Paltalı ben işliyorum. Valla şöhretiniz artık o yurt dışına taşmış. İyi gitsin olsun. Evvel adamın hikayesi yerde yat, yana dilde gelsin olsun diyeceğim. Hadi ne yeniyorsun tabii. Boş ver, yiğit lakabıyla anılır. Söylesinler gitsin. Osman ben bir şey konuşamayacağım. Ne diyebilirim? Hiç değilse bir selam söyler. Hadi bakalım kime söyleyin selam. Vallahi kimler varsa Almanya'da, Fransa'da ha, kimler varsa. Fransa'da oğlum var, şehirde kızım var, Yapalada kızım var. Hepsine çok çok selam. Köy Parkı'nda Halit Cabar ve Salim Aşçı ile birlikteyiz. Biraz önce de parkın fahri sorumlusundan, eski muhtarımızdan Yılmaz Debil'den parkla ilgili duygularını, düşüncelerini aldık. Öncelikle siz neler hissediyorsunuz? Şimdi birçok köyümüzde böyle bir park yok. Neler hissediyorsunuz? Hemen hemen de burada Sivas'ın Samatlar Köyü olarak 24 gün içinde tek bu köyde bir park vardır. O da köyümüzün halkından her arkadaş buraya imar verdi. Ve buraya bakımı Yılmaz Zebil'e ait bakıyor. Bizler de ona arkasından ve yanında desteklemizi sürdürüyoruz. Siz de eski köy muhtarlarındansınız. Evet, Samatların 68 köy muhtarıyım. Şimdi de Mehmet Yarem muhtarımız. O da buraya ilgileniyor. Ve hemen hemen de tek muhtarımız olan çalışan köyümüze suyumuzu, camimizi, düğün salonunu Mehmet Yaren yaptırdı. Ve de daha yapıcı işlere uğraşıyor. Allah nasip eder de bu devrede yine alırsa daha üstün başarılı olacak. Şimdilik hemen hemen de köylerde başarılı olan Mehmet Yaren'dir muhtar olarak. Önümüzdeki dönem adaylık... Koyacağız. O istemese bile ne, biz koymak istiyoruz. Neden dersen çalışması çok şahane. Köve yapılan işler, mesela 3 köyden su geldi, bir gün elbiselerimizi yıkayamadık. 3 ay kapandı, 3 ay açıldı. O da kışın ben gömleği yıkatmaya gerek yok. Buradan şimdi hacımla Kökez arasında kendi arazimizde çıkan suyu getirdi. Hiç kesilmeden 1 sene 12 ay devamlı suyumuz fazlasıyla aktı. Çalışması çok başarılı ve de takdir edilen bir muhtardır. Sizin kendinizin adaylık söz konusu mu yeni baştan? Ben adaylığa koymak istemiyorum. Yaşım 73, bende şeker, kolesterol var. Tansiyon da olduğundan ben koymak istemiyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, köy parkındayız. Birçok köyümüzde de bulunmayan bir şey aslında park. Özellikle bu büyüklükte, bu şekilde yeşillendirilmiş, ağaçlandırılmış parklar birçok köyümüzde yok. Siz neler söyleyecektiniz? Parkımız Sivaslı kazasında bir tanedir. Köylerinde yoktur böyle bir park. Arkadaşımız Yılmaz Zebil'e teşekkür ediyoruz. Yani bu parkı bu duruma getiren şahıs odur. Muhtar da destekçisi. Çocukların bu eğlence şeylerinde aldı geldi, kurdu buraya. Parkımız daha güzel bir neşeli duruma geldi. Böyle
sadece. Sematlarda hiç değilse çocukların rahatça vakit geçirip oynayabilecekleri bir alan. Bir alan oldu yani. Evet, Sematlar Köyü İhtiyar Heyeti yani köy azası Gazi Aşçı ile birlikteyiz şimdi. Sematlar Köyü'nü nüfusu ne kadar? Kaç hane Sematlar Köyü? 115 hane. 620 nüfusu var. 310'a yakın seçmeni var. Köyümüzün geçim kaynakları neler? Hayvancılık ve tarım. Kuru tarım. Kuru tarım. Sulu tarım değil. Suyumuz olmadığı için kuru tarım. Peki su ihtiyacımızı nasıl karşılıyoruz köyde? Çünkü görebildiğim kadarıyla kurak bir köy. Evet. İçme suyu ihtiyacımızı nasıl, nerelerden karşılıyoruz? İçme suyumuzu, terko suyumuz var. Her evde normal suyumuz var. Yaklaşık köyümüze 3 kilometre uzaklıktan gelen pompayla basılıp köye gelen suyumuz var. İçme suyu yönünden bir sıkıntı yok köyde. Peki onun dışında köydeki ihtiyaçlar olarak işte altyapı, yoldur, kanalizasyondur. Bu tür konularda köyün bir ihtiyacı var mı? Köyümüzün ihtiyacı, kanalizasyonumuz yapıldı faal durumda. Yol asfalt durumuna gelince parkedaşımız hemen hemen de bitti oldu. Bu 2009 seçimlerinden bu yana yapılan bir şey. Yani bizim muhtarlığa heyette seçildiğimiz dönemden bu yana yapılan hizmetlerde. Parkedaşımız döşendi. Yaklaşık işte 1500 metre daha gelse köyümüz tamamen biter. Bir 1500 metre kadar bir yerimiz eksik kaldı. Umuyorum onu da ilerleyen senelerde, diğer senelerde verirler. Çünkü seneden seneye ayrıldığı için parkedaşı köylere. Her sene 1000 metre, 1500 metre bu şekilde geliyor. Döşeniyor. Parkımız var. Sağlık ocağımız var. Faal çalışan. Yeni işte bu yıl 2013 yılında yapılmış olan bir düğün salonumuz, açık ve kapalı düğün salonumuz, iki tane düğün salonumuz bulunuyor. Aynı zamanda buna keza 2012 yılında bir tane cenaze aracımız alındı Yeniköy'e tekrar. Suyumuz yine buna keza 2011 yılında faaliyete geçti. Önceden 3 köy ortak kullandığımız bir su vardı. Akarcı'dan gelen, Akarcı, Salmanlar, Samatlar üzerinden kullanılıyordu. Yetersiz oluyordu. Buna ayrıca tekrar muhtarımız suyu vurdurdu ve tekrar yeniden gelen suyla gayet çok iyi. Şu anda herkese yeterli faal durumda. Köyümüzde bir kahvehane, bir bakkal bulunuyor. Sağlık ocağımız var, selektörümüz var. Yani hemen hemen de köyümüz ona keza çok iyi. Yeni işte 2012'de tekrar bir havuz yapıldı Akçapınar'a. Sulama göleti adı altında. Balığımız orada muhakkak ki tabii piknik alanlarımız var. Yani köyümüz gerçekten görülüp gezilecek güzel bir yer. Peki sizin bu sanıyorum ilk döneminiz. İlk dönemimiz evet, 2009 seçimlerinde ilk dönemimiz. Peki ikinci bir dönem öyle görünüyor ki köylü sizden hoşnut heyet olarak ve yeni bir dönem daha görev almanız galiba kaçınılmaz gibi görünüyor. İstiyoruz. Evet yanımızda. İstiyoruz. Eski muhtarımız. Aynı heyeti bir dönem daha istiyoruz. Bu durumda ikinci dönemde 2014 seçimlerinden sonra ki bir projeler yapılacak olanlar neler öyle bir düşüncemiz, hazırlıklarımız vardır herhalde. Tabii ki var, muhakkak düşüncemiz var ama bu işte seçim olayı sandıkta vatandaşla olacak bir şey için muhakkak ki adaylığımızı koyacak mı? Koyacağız muhakkak. Yapabildiklerimiz ve yapamadıklarımız var ama yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı adı altında biz seçime girmeyi düşünüyoruz. Ne bileyim parkımız yapılacak tekrar ikinci bir park. Az önce çeşmemizin önünü ve o göleti çekmiştik. Oraya yeni bir proje hazırlandı. Büyük park alanı ve oturma alanı buradan daha biraz daha geniş, büyük sağlık ocağını da içine kapsayacak şekilde. İkinci bir tekrar su işimiz var. Şimdiki gelen suyumuza keza ilerleyen yıllarda herhangi bir dinmeye karşı, depreme şuna buna karşı su çatlak verir, kaçak verirse ikinci bir suyu faaliyete geçirmek amaçlı düşündüğümüz planımız var. Kalan taşlarımız döşenecek, tamamlanacak. Bunları muhakkak ki düşünüyoruz, onlar yapılacak. Artık tercih halkın. Görev verirlerse biz de sonuna kadar sürdürürüz. Öyle görünüyor ki hemen şurada konuştuğumuz iki eski duayen muhtar sizin görevi sürdürmenizi istiyorlar. Muhakkak şimdi onların dönemindeki muhtarlıkla ne bileyim hayat şartıyla düzenle şimdiki dönem biraz daha değişik olduğu için hizmet bakımından diyelim. O zaman imkanlar daha azmış, daha kısıtlıymış. Diğer abilerimiz, amcalarımız, dayılarımız diyelim muhtarlarımıza bizlerden çok çok kat kat büyük oldukları için. Yapabildikleri var, yapamadıkları var. Yaptıklarından Allah razı olsun diyelim onlardan da. Onların yapamadığını, yapmak isteyip bugüne kadar gelip olmayanları bize söyleyerek biz şunu yapmak istiyorduk ama imkanlarımız el vermedi. Bunu yapamadık diyorlar. Elimizden geldiği kadar, yapabildiğimiz kadar. Tabii ki buna il özel idare
devlette de faydası ve desteğini alarak yapabildiğim kadar yapıyoruz. Burada Rukiye 2. Birisi burada. Birisi de karşıda. Birisi de karşıda. Buradaki ateşin. Rukiye ateşin önünde. Ben takip ediveriyorum, yardımcıyım. Pişirme yok. Yok, hayır. Ben uşakta duruyorum zaten. O yüzden anlamıyorum. Yardımcıyım sadece. Misafir sana. Misafirim. Kolay gelsin. Sağ olun. Aslında işin en zor kısmını, yükün ağırını taşıyan burada. Fırını ateşlemek, odununu getirmek. Maalesef öyle oluyor. Göre. Evet. Hamuru yoğurduğunuz, karıştırdığınız falan da oluyor mu?
Yok hayır olmuyor. Bazen onları yaptırmıyorlar. O yönden rahatım. Ha, ya, o yönden şanslıyım ama ateşin karşısında hep beni geçiriyorlar nedense. Havada valla soğuk herhalde. Yok maalesef tam tersine terliyoruz. Ateşin karşısında daha çok terliyoruz. Peki kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Samatlar'da parktayız, köy parkındayız. Köy parkı hayli de yeşillendirilmiş ve yanımızda da park sorumlusu, köylülerimizin park sorumlusu Fahri. Dedikleri evet, Fahri sorumlu. Fahri sorumlu. Eski köy muhtarımız Yılmaz Zebil var. Nasılsınız Yılmaz Bey? Çok teşekkür ederim. Buraya kadar gelip bizi hem aydınlattığınız için hem görüntülediğiniz için. Ben bu parkı şahsi çapalarımla etrafını kendim çevirdim. Ağaçlarını kendim dikmek suretiyle kendim çapalayıp sulayıp bakımını da sırf kendim üstlenmek üzere. Ama yeni muhtarımız, şu andaki muhtarımız bize çok büyük destek verdi bana. Her yönüyle. Onun için yalnız burada ben haftada şu görmüş olduğunuz bidonlarla 2 bidon çöp atıyorum. Burayı. Sırf kendim topluyorum çöpünü. Yalnız çocuk velilerinden şikayetçiyim. Çocuklara hiç eğitim vermiyorlar. Aile eğitimi. İşte bak. Buyurun. Kamera. Bu ağacın yapraklarını bu şekil, şu ağacın şu hale gelmesini, çocuklar bunu böyle yapraklarını sıyırmak suretiyle. Bu hale getiriyor. Bu hale geliyor. Bunu aile evde çocuğuna eğitim verse bu ağaç bu hale gelmez. Bir kendim burada değil, ben bunu yurt genelinde herkesin çocuğuna aile eğitimi vermesini istiyorum. Yani aile eğitimi her şeyden önemli. Onun için ben başka bir diyeceğim yok. Evet. Parkın temizliği, bakımı, sulanması tümüyle sizin. Kendi görevim. Fahri görevim. Fahri görevim. Yani evet. Şurayı şu hale getirmiş olduğum yer sırf kendi fahri çabalarımla. Evet. Ya buyurun ya. Şu ağaçlar ne hale gelmiş? Görüyorsunuz şu ağaçlar. Burası bakımsız biraz da. Bura bir çöplüydü. Çöplük halinde. Ha, bura bir çöplük halinde bir yerdi. Burayı çevirdim, bu hale getirdim. Yani herkesten yardım bekliyorum yani. Şunun şurası 100 tane köye
birer metre yer düşüyor, ikişer metre bir yer düşüyor ev başına ama kimseden bir yardım maalesef gelmiyor. Ha, otları yolunca kendim yolacağım. Bunları ben kendim kanımla. Evet, tabii biraz da köy yaşamında köyün her tarafı park gibi algılanınca pek de fazla kıymeti anlaşılmıyor parkların ama büyük kent yaşamında böyle bir yerin kıymetini bilmemek de mümkün değil. Son derece de güzel, ağaçlandırılmış, yeşillendirilmiş, çocukların oyun gruplarına varana kadar ya, bu yapılmış, kurulmuş. Akşama kadar çocuklar burada vaktini geçiriyor. Yani sabahtan akşama kadar çocukların eğlence yeri burası. Evet. Başka çocukların bir eğlence yeri yok. Evet. Onun için yani şu köyde şunca az yere çok büyük bir önem verilmesi lazım. Bundan bir tane daha vardı diye hatırlıyorum ben bu ağaçtan. Şuradaydı, o gazdılar, oraya diktiler, o da tutmadı. Bu ağacı rahmetlik pederle bu köye gelen ilk öğretmen Karalı'ndan Ali Eskizi diye bir öğretmenden peder, ikisi diktiler. Bu ağaç tam 58 yaşında şimdi. Bu ağacın dikildiğinde ben 5-6 yaşlamdaydım. Yalnız buraya dikildiğinde hiyal miyal biliyorum. Ha, hatırımda var yan dikildiği. O 58 yaşında, 60 yaşlarında. Evet, muhtarımızın ya da Fahri Park sorumlumuzun babası bir zamanlar Türk eğitim sisteminde yer alan eğitmen. Yani evet. O zamanın öğretmeni köyümüzde. Eğitim ve öğretimi açan kişi. Evet. Yani eğitimci bir kişi, eğitimciliğine de ilk uygulamasını işte köyümüze bir hatta iki çam ağacı dikerek başlamış ve o çam ağacı bugün işte bu hale gelmiş. Bırakıp gittiği en büyük eser. Evet. Daha bundan büyük bir eser olmaz. Çünkü o yaşıyor yıllarca, yüzyıllarca yaşıyor. Evet, Samatlar Köyü'nde Akçapınar göletindeyiz şimdi. Bu gölet köyümüze henüz yeni yapıldı. 2012 yılında. Evet, şimdi göletle ilgili de göletin yapılışıyla ilgili bilgi verebilirseniz eğer. Tabii ki göletin yapılışıyla ilgili. Buraya esasında sulama kanalı yapılsın diye yapıldı ama o kadar su yeterli olmadığı için şu karşımızdan gelen su ve içerisinde göbeğinden kaynayan bir su var. Kendi doğal haliyle. Oralardan yapılan Uşak İl Özel İdare ve Sivaslı Kaymakam'ın yardımıyla yapılan bir yer oldu burası. Evet, biraz önce de köyde Mustafa Cabar'la görüştüğümüzde göletle ilgili, daha doğrusu bu Akçapınar'da çıkan suyla ilgili çok güzel sözler söyledi. Evet. Bu kadar kıymetli midir Akçapınar'ın suyu? Evet, kıymetlidir. Çok soğuk ve kıymetlidir. Fakat bunu işte kıymetimizi bilinmiyor. Yani doğal kaynaklarımıza bir ilgilenen olmadığı için, yani bir gelir kaynağı da köyün olmadığı için kendi imkanlarımızla yapmamız zaten mümkün değil. O Mustafa Cabbar'ın işte söylediği gibi bir yardım eli uzatılmış olsa, buranın suyu doğaya, insanlara kavuşturulsa daha bir faydalı olur. Evet. Burada sadece gölet olmaktansa vatandaşla buluşsa, şahısla, insanlarla buluşsa daha bir faydası var. Çünkü suyun kalitesinin çok iyi evet. olduğunu söyledi. Ta evet, 1970'li yıllarda yapılan bir çalışmaya göre suyun kalitesinin çok iyi olduğunu, Türkiye'nin büyük iş adamlarının eline geçmiş olsa bunun değerlendirileceğini ve ciddi bir ekonomik kaynak olacağını söyledi. Bu kadar kaliteli bir su ve şimdi ancak gölet halinde. Göletle başıboş akıp giden akıp bir su. Giden bir su. Hiçbir işe de yaramıyor. Hayır. Ne sulamaya yarıyor ne başka bir amaçla. Sadece burada hayvanlar gelir su içerse, içerisinde biraz balık var, balık atıldı. Yani bura, o da burası piknik alanı gelip gidene karşı yapılan bir iş. Hı hı. Ama bir doğal faydası yok. Olmayan bir şey. Evet, piknik alanı derken şimdi çevresinde hiçbir düzenleme de yok buranın. Düzenleme bu sene yapılacak henüz. Daha yani o imkanlarımız olmadığı için yavaş yavaş yani köyün kendi imkanları ama il özel idareden bir yardım gelmiş olsa bizlere. Tabi burası daha biraz daha güzelleşir. Ama olmadığı için köy muhtarlığının kendi imkanlarıyla yapabildiği iyi kötü biraz kazındı, yapıldı. Şu karşılarımız falan mesela yol açıldı. Tabi buralara piknik alanları veya yardımseverlerden ne bileyim masadır, sandalyedir böyle bir şey yapılsa daha bir güzel olacak. İşte yani görüyorsunuz şu doğayı. Evet. Yakın bir çevrede böyle bir şeyimiz de yok. Yani köyümüze ve çevremize karşı çok güzel bir piknik alanımız var. Aslında son derece güzel, temiz havanın olduğu çam ormanlarının evet, arasında. İçme suyumuz evet. çok burada. Yani içme sularımız da akıyor. Çeşmelerimiz var. Karşımızda iki tane, üç tane de çeşmemiz var. Zaten bu su da oralardan geliyor ve doğal kaynakla olan bir şey.
Bu suyu şişeleyerek bir kaynak suyu olarak değerlendirmeyi düşünmek, düşünmediniz mi köy muhtarlığı olarak? İmkanlarımız el vermediği için böyle bir şeye ne giriştik ne de düşündük. Düşündük desek yalan olur. Öyle bir şey imkanımız olmadığı için imkanın dahilinde düşünmek gerekiyor. Evet. İmkanımız buna el vermediği için böyle bir şey düşünmedik. Öyle bir şey düşünmek hayali olurdu evet, diyorsunuz. Evet, hayal olurdu. Onun için de böyle bir şey aklınıza geliyor. Maddi imkansızlıktan dolayı evet imkan olmadığı için hayal. Evet, bu Egemen, evet burayı keselim Özgür. Evet, bu hafta Adım Adım Yöremiz programında Sivaslı ilçemize bağlı Samatlar Köyü'ndeydik. Samatlar Köyü Sivaslı ilçemize 15 kilometre, Uşak'a 23 kilometre mesafede bir köy ve şimdi Akçapınar, bu köyün sınırları içinde Akçapınar göletindeyiz. Gölet henüz geçen yıl yapılmış. Son derece güzel bir ortam içinde, her iki tarafı yükseltiler içinde, yükseltiler arasında, çam ağaçları arasında doğal bir görünümü olan güzel bir yer. Ama henüz piknik alanı olarak düzenlenmiş ama diğer sosyal donatı alanları olmadığı için de kendi halinde bir görünümü var. Köy azası Gazi Aşçı'nın söylediğine göre önümüzdeki yıllarda diğer sosyal donatı alanlarıyla da bu alan donatılacak. Ve köyümüz açısından, Samatlar Köyü açısından güzel bir piknik alanı haline getirilebilecek burası. Önümüzdeki haftalarda başka Adım Adım Yöremiz programlarında görüşmek üzere. Samatlar Köyü'nden hoşça kalın. Arpalar hasır oldu, sevdiğim nasıl oldu? Sarmaya kıymaz iken ellere nasip oldu? Sarmaya kıymaz iken ellere nasip oldu? Üzüm sererim, güzeli candan severim, çirkini baştan savarım. Üzüm sererim, güzeli candan severim, çirkini baştan savarım. Küp dibinde kavurma, yar saçların savurma. Sevdim seni billahi, almaz diye kayırma. Sevdim seni billahi, almaz diye kayırma. Üzüm sererim, güzeli candan severim, çirkini baştan savarım. Üzüm sererim, güzeli candan severim, çirkini baştan savarım. Dibinde onun var, Allah'tan umudum var. Verin benim yarimi, dedelerim umum var. Verin benim yarimi, dedelerim umum var. Üzüm sererim, güzeli candan severim, çirkini baştan savarım. Üzüm sererim, güzeli candan severim, çirkini baştan savarım.